derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz Allah'ın rahmeti olarak Rahim isminin bir tecellisi olarak Hazreti Hızır'a bu bilgi veriyor. Rahmet olarak. Rahmet nedir? Koruyucu. Hayır. Hep güzellik anlamında inşallah. Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz, bir ilmi acayip, ilmi garayip, ilmi ledün, ilmi batın, bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Demek ki ledün ilmine birçok kul, fakat bilinmeyen kullar sahip. O kullardan birisi Hazreti Hızır. Ledün ilmine vakıf. Kullarımızdan diyor çünkü yani Allah'a. Bir kulu buldular. Musa ona dedi ki, doğru yol, rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Doğru yol nedir? Allah'ın hükümlerine tam uymaktır. Sana öğretilenden, ona kim öğretiyor? Allah öğretiyor. Demek ki vahiy aldığını biliyor. Vahiy ile bu bilgiyi aldığını biliyor. Doğru yolda olduğunu biliyor. Yani Allah'ın hükümlerini tam uygulayan birisi olduğunu bu sözüyle teyit ediyor. Bak diyor ki, doğru yol olarak, hak yol olarak sana öğretilenden, Allah tarafından sana öğretilen, vahiy ile öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Allah'ın hükümlerini bana öğretebilir misin? Allah'ın sana öğrettiğini bana öğretebilir misin diyor. Sana tabi olabilir miyim? Mürşide tabi oluyor. Dedi ki gerçekten ben, dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremez. Çünkü o devrin mehdisi aynı zamanda bir mehdilik görevi var Hızır'ın. Hazreti Musa da mehdi fakat batın mehdisi Hızır Aleyhisselam. Hem zahirin hem batının mehdisi. Evet. Gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Mehdinin bir vasfını Allah burada açıklıyor. Demek ki insanlar Mehdi ile birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremeyecekler. Mehdi garip bir insan olacak. Bediüzzaman'ın dediği gibi acip bir insan olacak. Yaptıklarından insanlar hayrete düşecekler. Yani onu yaptıkları hareketi İslam'a, Kur'an'a, dine uygun bulmayacaklar. Yanlış hareket ettiği kanaatinde olacaklar. Hatta o dedi ki, bak diyor ki Cenab-ı Hak, dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Bu bilgiye rağmen bu gücü yetiremezsin diyor. Yani vahiyle sana bildirilmesine rağmen, benim güvenilir bir insan olduğum söylenmesine rağmen, buna rağmen güç yetiremezsin diyor. Çünkü çok acayip bir insanım ben diyor. Yaptıklarıma tahammül edemezsin, karşı çıkarsın diyor. Ve beni yanlış yolda olmakla itham edersin diyor özetle. Yani yanlış şey yaptığımı söylersin diyor. Yanlış yolda yanlış şey yaptığımı söylersin diyor. Bak özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Yani derinliğini anlayamadığın, hikmetini, hayrını, hedefini, amacını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin diyor. Sabredemezsin diyor. Çünkü baktığında şeriata muhalif gibi göreceksin diyor. Yanlış olduğu kanaatine varacaksın. Halbuki aslında doğru olacak. Fakat sana öyle göre gelecek, gözüne öyle gelecek. Mehdi'nin vasfını açıklıyor Allah burada aynı zamanda. Hızır kısım. Musa inşallah Mehdi talebesi uslubu olduğu için İnşallah. Mehdi ağzıyla, Mehdi talebesi ağzıyla konuşuyor. Hemen bir inşallah diyor. Böylece Mehdi talebesi uslubunun Mehdi ağzının da nasıl olduğunu görüyoruz. İnşallah beni sabreden olarak bulacaksın. Demek ki Mehdi talebelerinin en önemli vasıflarından biri neymiş? Sabır. Neymiş? İnşallah'la konuşmaları. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. Mehdi talebesi olacaksa bir insan hiçbir işte karşı gelmemesi lazım. Ya Mehdi'nin çünkü Mehdi acayip bir insan. Garip bir insan. Sungur abi ne diyor? Sorduğumda Nur talebesi olmayacak dedi. Evet. Tamam dedim abi. Peki nasıl olacak dedim? Bambaşka olacak dedim.
Şimdi bambaşka olunca ne demek bambaşka? Hiç kimseye benzemeyen anlamına geliyor. Hiç kimseye benzemeyen adama uyulur mu? Uyulmaz. Kim uymaz? Ahir zamanın bilgisi eksik, alışkanlığı din zanneden, zahir gözüyle bakan insanlar Mehdi'ye muhalif olacak. Kim söylüyor bunu? Resulullah söylüyor. Nasıl söylüyor? Mezhep imamlarının diyor, mukallitler yani bütün Müslümanları söylüyor aslında. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii olan bütün Müslüman hepsi. Onların içerisindeki bir topluluğu, onlardan bir grubu söylüyor. Mezhep imamların mukallitleri diyor, karşı çıkacaklar Mehdi'ye. Bu adam bizim dinimizi yok etti, dini ortadan kaldırdı diyecekler diyor. Yani onu adeta firavunlukla, deccallikle, İslam'dan çıkmakla, İslam zıttı bir hareket olmakla, sapkınlıkla suçlayacaklar. Sapkınlıkla suçlayacaklar zaten açık ifadeyle Peygamberimiz söylüyor. Hatta diyor İstanbul'daki alim, Medine'deki alim, bu bizim dinimizi mahvetti der diyor. Ve insanları kışkırtır ona karşı diyor. Mehdi'ye karşı zaten 30'un üstünde deccal çıkacak. Bazıları kadınlardan oluşacak diyor Peygamberimiz. Bu deccaller. 30'un üstünde deccal. Bir kısmı kadınlardan oluşacaklar. Hepsi Mehdi'ye karşı halkı ve insanları kışkırtacaklar diyor. Ama diyor onun sırtına vuruldukça o genişler diyor. Saldırıldıkça büyür diyor. Maşallah. Yani Mehdi'nin büyümesinin en önemli yönlerinden bir tanesi Mehdi'ye saldırılmasıdır. Saldırıldıkça büyüyor, genişler. İnşallah. Yani insanlar zanneder ki saldırıldıkça küçülür zanneder evet. Değil mi? Evet, tabii. Mehdi de öyle değildir. Saldırıldıkça genişler, büyür. İnşallah diyor bak Mehdi ağzıyla, inşallah sabreden biri olarak beni bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Yani anlaşma yok. Şunda karşı gelirim, bunda karşı gelmem yok. Hiçbir işte karşı gelmemek var. Mehdi'de vasıf budur. Dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Yani beni sorgulama. Niye şunu yaptın, niye böyle yaptın, neden bu böyle? Değil mi? Evet. Mesela şu an biz mesela bir şey yapsak hemen bir soruyorlar. Niye şunu şöyle yaptın, neden bunu böyle yaptın? Bir kısmını anlatıyoruz, bir kısmını anlıyorlar. Ama bir kısmını anlayamıyorlar.